Ceylan şu an Manavgat'ta bir köyde yardım çağrısı yapıyor insanlarımız. Evler yanıyor. Tekrar Ceylan'a dönelim. Oradaki son durumu bize bildirsin. Tekrar günaydın Ceylan. Tekrar büyük geçmiş olsun oradaki vatandaş. Günaydın Orhanlar. Şimdi biz yayın yaptığımız noktadan yayın arasında ilerledik ve burada hemen hemen bütün evlerin alev aldığını söyleyelim. Yani köyün yarısı yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Vatandaş mağdur. Vatandaş burada yardım bekliyor. Burada ağlayan insanlar, evleri tamamen kül olmuş insanlar. Yani artık yardım gelse de kurtaracak hiçbir şeyleri kalmadı. Bu ağlayan hanımefendinin oğlu yaralanmış hastanede. Yangında vücudu yanmış, kolları yüzü yanmış. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Yaralı olanların, yangında yaralananların da bilgisini aldık. Şimdi gördüğünüz gibi köyde böyle araçlar köyün ortasından geçmeye devam ediyor. Köy dışına çıkıyor, Manavgat'a gidiyor. Ulaşımın olduğu da bir köy ama hala henüz bir yardım ulaşabilmiş değil. Vatandaşın çığlığını yansıtıyoruz burada devamlı. Bu taraftaki evler şimdi konuşurken de çok özür dilerim. Bir yandan evlerin yanından geçerken duyduğumuzdan biz de tedirgin oluyoruz. Elektrik direkleri devrilmiş köyün bir kısmında. Ve direklerin de alev aldığını görüyoruz. Yani çok tehlikeli bir durum da var burada. Bu patlamaların boyutu ne olur? Yani bir şey olur mu? İnsanlar yol ortasında ve alev alan evlere çok yakınlar. Çünkü kendi evleri, evlerini yakından izliyorlar ve herhangi bir patlamada onların da başına bir şey gelebilir. Bir güvenlik önlemi de tabii yardım daha henüz gelmediği için alınabilmiş değil. Vatandaş burada yardım bekliyor. Evler yandı, hayvanlar telef oldu. Tarım tamamen zarar gördü. Zeytinliklerimiz yandı diyorlar. Durumları kötü. Bakın görüyorsun, isyan ediyor insanlar. Gözyaşı döküyorlar. Çok zor durumdalar burada. Zeytin ağaçları yananlar var. Zarar gören, tarımı zarar gören insanlar var. Bağları, bahçeleri komple yanmış. Bu köy bir göl kenarında olan bir köy. Göl kenarına doğru da inip biraz uzaktan bakma şansımız oldu. Neredeyse iskele bile kül olmuş durumda diyebiliriz. Yani iskelenin de bir tarafı tutuşmuş. Vatandaşın evleri yanmış. Çocukları yaralanan insanlar var. Hala daha az önce yayın yaptığımız yere doğru bakın gidiyoruz. Yayın yaptığımız yerin öteki tarafında da yani sol tarafında da evler yanıyor. Ormana daha yakın olan bölgede bu noktada evler yanmaya başlamış. Yanan evleri görüyorsunuz. Ormana yakın olan evler. Köyün öte tarafı yani yolun diğer tarafında da alevler sıçramaya başladı. Diğer tarafında da yangınları göreceksiniz. Bakın bu tarafı gösterdik. Hemen Halil Kahraman'dan rica edeceğim kameraman arkadaşımdan. Halil zaten ekranlarınıza taşıyor. Bakın köyün öte tarafında da evlerin yandığını görüyorsunuz. Yani yolun sağ ve sol tarafında ormana yakın olmayan diğer tarafında yandığını görüyorsunuz. Burası Oymapınar Köyü. Oymapınar Köyü yardım bekliyor. Vatandaş yardım bekliyor. Vatandaş sürekli sesleniyor. İsyan ediyorlar. Sabah 5'ten itibaren bu köye alevler ulaştı ve evler yanmaya başladı. Ve tek bir istekleri var, buraya itfaiyenin ulaşması. Evleri cayır cayır yanan vatandaşlar, çocukları zarar görenler de var Oymapınar Köyü'nde. Ve bu görüntüler Oymapınar'dan, köy tamamen alev almış durumda ve yardım bekliyorlar. Bakın az önce ilk yayınımızda verdiğimiz... Hani evin oradayız. Ev hala yanmaya devam ediyor. Üst katı yanıyordu. Tamamen alt kata kadar indi. Yani burası 3 katlı bir apartman. Ve bütün katları tamamen yandı, bitmiş durumda. Az önce yanan evin artık camiye doğru yaklaştı bir kısmı. Arada neyse ki yol var. Bu sebeple bu tarafın yanmayacağını düşünüyoruz ama herhangi bir katlamada burası da yükselecek gibi. Oymapınar Köyü'nde evlerin neredeyse yarısı yandı. Vatandaş yardım çığlığında bulunuyor. Hem sesli hem arayarak hem de sosyal medyadan yazıyorlar, yardım istiyorlar.
Oyma Pınar Köyü zor durumda. Evleri alev alev yandı, hayvanları telef oldu, tarım arazileri komple bitmiş durumda. Evi yananlar artık evlerinden geçti, diğer evlere zarar gelmesin, en azından onlara ulaşmasın diyorlar ama bu gidişle oralara da ulaşacak gibi. Köye ulaşım esnasında ormanlık alandan geçtiğiniz için dumanlar tamamen ormanlık alanı kaplamış durumda. Biz de çok zor geldik buraya ama yine de yolun açık olduğunu söyledim. Köye ulaşan yolun işte patlama seslerini duyuyorsunuz. Böyle zaman zaman patlamalar oluyor. Bunlar da korkutucu görüntüler. Yani biri yakın olsa oraya binde bir zarar da gelebilir. Yani çok tehlikeli durumlar da söz konusu. Şimdi dün itibariyle başlamıştı. 4 ayrı noktada Manavgat'ta yangın ve bazı köyler, evler boşaltılmıştı. Bakan Pakdemirli buradaydı. Kültür Bakanı buradaydı. İncelemelerde bulundular, açıklamalar yaptılar. Gece boyunca orman içerisinde de rüzgarın da etkisiyle alevler devam etti, orman yanmaya devam etti ve bu taraflara ulaştı. Dün neler oldu, yangın nasıl başladı? Şimdi sıradaki haberimizi izleyelim. Böyle iş mi olur Allah'ım, Allah'ım? Büyüyen alevler evlerini, seralarını, hayvanlarını yaktı. Manavgat 4 bölgede birden başlayan yangınlarla alev topuna döndü. Önce Evrenseki Mahallesi'nden, ardından Kalemler, Yeniköy ve Yavrudoğan mahallelerinden yangın haberleri geldi. Kısa zamanda büyüyen alevler kent merkezine doğru ilerledi. Büyük panik yaşandı. Ekipler hızla müdahale etmeye başladı. Ancak rüzgar yangını her geçen saat büyüttü. Yani 27 yıllık yöneticiyim. Hiç böyle bir yangın görmedim. Üç bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgeye ulaştı. Yangını uzman ekiplerle birlikte koordine etmeye başladılar. Maalesef bir arazözümüz devrildi. Şoförümüzün durumu ağır. Evler tahliye edildi. İnsansız hava araçları, uçaklar, helikopterler devreye girdi. 200 arazöz ve 800 personel aralıksız çalıştı. Yangından etkilenen 62 kişi hastaneye başvurdu. Tek teselli can kaybının olmamasıydı. Bir anda zaten ortalığı sardı. Arabamız yandı bizim, valyalarımız yandı. Kayınbiraderlerimin küçük başları öldü, yanarak öldüler. Cumhuriyet Başsavcılığı 4 bölgede birden başlayan yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangından zarar görenlere her türlü desteğin verileceğini söyledi. Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Çalışmaları yerinde takip eden Bakan Pakdemirli gece saatlerinde tekrar kamera karşısına geçti. Gelinen son durumu aktardı. Fazla sayıda odağın olması, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması, şu an yangını tamamen kontrol altına almamız konusunda işimizi zorlaştırıyor. Tespitler ve zararla ilgili konularda inşallah yangını kontrol altına alır almaz tespitlerimizle başlayacak. Vatandaşlarımızın yarasının sarılması yoluna gidilecektir diye düşünüyorum.